Merhaba arkadaşlar bugün Roni ile birlikte Nuf vs Pro yapı kapışması yapacağız Merhaba Roni Merhaba Pudi Öncelikle hoş geldin bugün ne yapacağız biliyor musun Ne yapacağız Pudi ne yapacağız ben seni her türlü yenerim Şaşkın bir sus ya hemen yenerim triplerine giriyorsun Bak bugün güvenli hapishane yapacağız En güvenli hapishaneyi yapan kazanacak Güvenli hapishane mi Tamam buraların en azılı suçluların durduğu hapishaneyi tabii ki ben yapacağım Tamam Roni'cim göreceğiz bakalım kim daha iyi yapacak İstersen sen kırmızı yerine geç Ben de yeşil yerime geçeyim en güvenli hapishane yapan kazansın. Tamam kırmızı en iyi renk olduğu için beni kırmızıya yolluyorsun değil mi? Yok kırmızı en kötü renk olduğu için seni yolluyorum. Yeşil en güzel renktir. Sen öyle san, sen öyle sen hiçbir şey bilmiyorsun. Arkadaşlar hemen hapishane yapmaya başlayalım. Bence kesinlikle Roni'yi yeneceğiz. Roni'nin ben hiç güzel bir şey yapacağına inanmıyorum. Öncelikle şu bloklarımızı alalım. Bunlar lazım olacak arkadaşlar. Çok güvenli bir hapishane yapacağım. Kimseler kaçamayacak. Pudi ben çok iyi bir hapishane yapıyorum ve kimse kaçamayacak buradan. Çünkü çok güzel hapishane yapıyorum. Çünkü çok güzel. Saçmalama Roni bağırma oradan ya zaten seni zor duyuyorum sus Of ya Pıcı zaten cümle kuramıyorsun saçma saçma konuşuyorsun sen <laughs> Asıl sen saçma saçma konuşuyorsun. Daha az önce ne, ne dediğini anlamadım bile ya. Sus, bağırma orada oradan? <laughs> Tabii ki de anlamazsın. Çünkü ben çok komiyim. Ofroni, sus artık. Tamam ya. Sen işine odaklan bakayım. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Zaten ben bu ben buraya bir tane müdür de koyacağım. Bu hapishanenin müdürü de olacak. Bu hapishanenin müdürü ben olacağım. Ben olacağım. Kendi hapishanemin müdürünün sahibi ben olacağım. Hı, ben kral olduğum için müdür olamam. O yüzden birini yapıyorum. Arkadaşlar ben bu şeyi beğenmedim. O yüzden kıracağım, tekrardan yapacağım. Ama aklıma bir fikir geldi. Hapishanemizin dışını lavdan yapalım Eğer kaçmaya çalışan suçlular olursa Yansın kaçamasın Gördünüz mü çok güzel bir lav havuzu oldu Hatta bence bunu biraz daha büyütebiliriz Biraz fazla küçük oldu Pudi bil bakalım ben ne yapacağım ne yapacaksın bakalım? Ha bir saniye neden havuzu yapacağım ki kimse kaçıp koşamazsın. Ya sen beni mi dinliyorsun? Ben de yapacağım lav havuzu. <laughs> Tabii ki de dinlemiyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben yapacaktım onu. Neyse oncum en güvenli olan kazanacak. En güvenli olan. Daha lavdan başka bir sürü şey koyabilirsin. Ben ben bir sürü şey koyacağım. Bir sürü her şeyi koyacağım. Arkadaşlar siz zaten abone olarak kimin kazandığını belli edebilirsiniz. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomuzda beğenerek destek olabilirsiniz. Her zaman Kral Ronnie kazanır kral Ronnie. Öyle bir şey yok Roncim. Krallar her zaman kazanmaz bir kere. Kaplumbağalar da kazanabilir. Nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri? Arkadaşlar bu Roni ne diyor ya? Ona söylediği lafları yedireceğiz birazdan görürsünüz. Hatta hapishanemin dışına obsidyenden yapacağım ki kimse kaçamasın. Eğer başka taştan yaparsak suçlular kırabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir obsidyen hapishanesi yapacağım. Şimdi içini doldurma zamanı. Buraya da köprü yaptım lavdan geçenler için. Şimdi buraya küçük odacıklar yapmamız lazım. Biraz küçük oldu biliyorum ama olsun arkadaşlar. Burası bence yeterli. Burada da zaten çok fazla suçlu kalmayacak. En böyle en azılı olan katiller kalacak arkadaşlar. Onlar hak ediyor burayı. Pudi bana bak. Efendim? Sakın kendi hapishanene kendin düşme Pudi. <laughs> ya saçmalama böyle şey mi olurmuş? Düşmem tabii ki. Düşeceksin düşeceksin. Görürsün sen de bir suçlusun Pudi. Ya bana niye suçlu diyorsun Rony? Saçmalama ne diyorsun ya? Değil misin değil misin? En büyük suçlu sensin bir kere. Of Rony sus bakayım sen konuşma oradan. Öyle bir hapishane yapacağım ki seni atacağım içine seni. Beni atman için benim suç işlemem lazım. Ben masum bir kaplumbağayım. Beni içeri atamazsın bir kere. O zaman ben suç işlerim senin üstüne atarım. <laughs> Yok öyle bir şey. Ben polislere anlatırım kendimi. Yok öyle bir şey. Sus <laughs> yalan atma. Sana inanmazlar ki. Benim gibi kral varken senin gibi kaplumbağaya mı inanacaklar? İnan, inanacaklar tabii. Niye inanmasınlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenlik kamerası bile koydum. Hatta bunları izleyebiliyoruz. Bakın bunu böyle aktif hale getireceğim. Bu şekilde izleyebiliyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel. Her yere kamera koyalım. Her yere kimseler kaçamasın. Bunları sürekli izleyebiliyoruz birileri lazım. Hatta hapishanemizin dışına da koyacağız. Şöyle şöyle her yere kamera koyalım. Kimse kaçamayacak. Pudi. Efendim Rone ne diyorsun söyle. Ben çok ünlü biriyle anlaştım. Hapishanemin müdürü çok ünlü çok. Onu görünce çok şaşıracaksın. Nasıl yani nasıl anlaştın ünlü derken? Minecraft oynayan herkes bilir bu ünlüyü. Kimmiş o ünlü söyle bakayım ben tanıyor muyum? Söylemem gelince şok olacaksın şak. Tamam o zaman süre bittiğinde görürüm. Arkadaşlar buraya yemekhane gibi bir şey yapacağım. Buraya da hücre yapacağım. İşte Suçlular burada kalacak. Öyle kapılarımızı koyalım. Önce bence mahkumların kaldığı yeri yapalım. Tabii ki de buraya da kameralarımızı koyalım. Asla unutmayalım. Kamera çok önemli. Eğer kaçmaya çalışırlarsa da şöyle alarmlar atacak. Bakın buraya alarm koyuyorum. Arkadaşlar bu arada özel kurduğum modlar sayesinde bu kameraları, hatta bu lazerleri kullanabiliyorum. Ama Ronin'in bundan haberi olmadığı için onları kullanamayacak. <laughs> Şimdi hemen buraya küçük bir tane hücre yapalım. Şöyle, şöyle. Tamamdır. İlk hücremizi yaptık. Eğer olur da bu demirleri kırıp da kaçmaya çalışırlarsa, tabii ki de alarm ötecek, kameradan izleyenler olacak ama biz ekstra güvenlik almak için yani sonuçta en güvenli hapishaneyi yapıyoruz. Buraya lazerler koyacağım şu şekilde görüyorsunuz. Bu lazerlerden geçmek zorunda kalacaklar. Bu da imkansıza yakın bir şey arkadaşlar. Bakın lazerler var. Çok güzel oldu. Çok hatta buraları da koyacağım. Buralarda kimsecikler kaçamayacak buradan. Buraya da koyalım eğilip geçmeye çalışmasın şapşallar. Arkadaşlar hapishanenin dışına da güvenlik sistemleri kurmamız lazım. Buradaki kameralar, alarmlar yetmeyebilir. O yüzden mesela şuraya şöyle radarlar koyacağım. Bakın şöyle koyuyorum. Bunlar böyle sürekli yerleri tarayacak. Ayrıca çatıya bunlardan da koyacağım. Bunlar da sürekli gözleyecek buraları. En güvenli hapishane bizimki olacak. Kimseler kaçamayacak. Bakın her yere koyuyorum bunlardan. Bunlar sürekli burayı tarıyor böyle. Eğer kaçmayı deneyen birisi olursa bu alarmlar ötecek ve burayı polis basacak. Kimse kaçamaz. Kimse imkanı yok. Hatta hapishanemizin dışına şöyle elektrikli teller koyalım. Buraya dokunurlarsa çarpılsınlar. Burası hücre olmayacak. Burada böyle patronlar, çalışanlar falan olacak. Gardiyanlar gelecek. O yüzden bence buraya camlar koyabiliriz. Eğer kaçmaya çalışan birisi olursa buradan görürler. O kadar kamera, alarm bir şeyler koyduk. Tabii ki kimse kaçamaz ama ne olur ne olmaz arkadaşlar. Sonuçta en güvenli hapishaneyi yapmaya çalışıyoruz. Hem burası zaten çok karanlık oldu. Opsiden koyduğum için birazcık hava alır burası. Ama burasının almasına gerek yok. Orada zaten suçlular kalacak. Onlar almasın. İyi ki cam koyduk arkadaşlar. Baksanıza çok tatlı durdu. İçeriye en azından güneş ışığı geliyor. Bakın arkadaşlar elimde ne var? Fake su kovası yazıyor. Yani sahte su. Bunu koyduğum zaman su gibi gözüküyor ama aslında burası lav. Buraya değenler ölüyor, yanıyor. O yüzden bunu buraya koyabiliriz. Eğer kaçmaya çalışırlarsa yansınlar. Bakın hatta sizin için deneyeceğim. Şimdi suya gireceğim. Yanıyorum. Abo gördünüz mü? <laughs> çok canım yandı. Eğer buradan zıplayıp kaçmaya çalışırlarsa alarma takılacaklar ve geçemeyecekler. Buraya hatta bir tane şöyle mahkum koyalım. Hatta bir tane de ona arkadaş koyalım. Sıkılmasın çok fazla. <laughs> Baksanız arkadaşlar elimde olan monitör sayesinde istediğim kamerayı izleyebiliyorum. Bakın böyle istediğim zaman köylülere bakabiliyorum. Eğer kaçmaya çalışan olursa onları göreceğiz. Ama tabii ki de buradan kimseler kaçamaz. Kimseler. Kral Johnny tabii ki yine dünyanın en iyi hapishanesini yapıyor. Sana inanmıyorum ben. Sen çok beceriksizsin. Bence sen iğrenç bir şey yaptırın hani. E sen öyle san. Sen öyle san. Hele bir gel bak bakalım neler var burada. Bu arada iki dakikamız kaldı Ronny'cim. Elini çabuk tut. Çok az kaldı. Ne? Ne? İki dakika mı? İki dakika ne? Ya bu de hile yapma. Hile yapma. O kadar hızlı bitmiş olamaz. Ne hilesi? Saçmalama Ronny. Zaten on dakika süreyle başlıyoruz. Ya ne ara sekiz dakika oldu. Ne ara oldu ya? Arkadaşlar yalan söylüyor. Bu yalan söylüyor. Yalan falan söylemiyorum arkadaşlar. Çok az dakikamız kaldı. Bu Roni çok ağlıyor. Çok mızıkçı ya. Arkadaşlar Ronnie'nin mızıkçı olduğunu düşünenler yorumlara 3 yazsın. 3 yazsın çabuk. Kimse benim mızıkçı olduğumu düşünmeyecek Pudi. Sen öyle san. Herkes sana kızacak. Kimse bana kızmaz. Çünkü ben gayet güzel bir hapishane yaptım. Sen ama hep ağlıyorsun. Hep ağlıyorsun. Sen öyle san. Arkadaşlar buraya gardiyanları koyalım şöyle. Onlar da bu mahkumları sürekli izlesin ne yapıyorlar diye. Bu gardiyanlar onlara engel olacaktır. Ama tabii ki de duvarları kıramazlar. Çünkü obsidiyenden yaptım. Pudi benim hapishanem bitti bitti bile bitti. Benimki de bitti Roni. istersen oylamaya geçelim. Ne dersin? Tamam geçelim. Tamam geliyorum. Önce seninkine bakalım olur mu? Tamam geldi. Dünyanın en iyi gör. Geldim geldim işte bakayım <laughs> Roni bu ne böyle Çok güzel değil mi bak kral tacım da var üstünde Evet bu arada taç güzel olmuş Bakayım şöyle lav var örümcek ağları var Aslında güzel düşünmüşsün Roni'cim örümcek ağ lavlar Ben de lav koydum benden mi kopya çektin yoksa Hayır hayır sen kopya çektin Hem bak benim hapishanemin müdürüne bak Vardın var vardın Oha çok iyi duruyor Roni bu ne böyle oyuncak mı yoksa <laughs> Ne oyuncağı ne oyuncağı Birazdan canlanıp döver bak seni Yoksa kaçmaya çalışan biri olursa mı canlanır canlanıyor onu yakalamak için. Evet evet ses çıkınca canlanıyor biliyorsun ki vardın sesleri duyabiliyor. Evet onu doğru söylüyorsun ama biz suçlu değiliz ki bize bir şey yapmaz değil mi? Evet evet kızmaz sana kızmaz. Neyse Ronicim içeriye bakalım şöyle bakayım demir kapılar var tamam bakalım. Evet. Roni burası çok eskimiş her yerde örümcek ağları yarasalar var bu ne böyle zincirler sarkıyor. Eee suçlular tabii ki böyle yaşayacak 5 yıldızlı otelde mi kalacaklardı? Evet Roni doğru söylüyorsun bizim evlerimiz bile o kadar güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii ki de böyle bir yerde kalacaklar. Suç işlemek kötü bir şey. Kötü bir şey yaparlarsa böyle yerde kalırlar. Evet haklısın öncüm. Ama yani bu hücreler ne böyle? Baksana bur buradan kaçarlar bak. <laughs> kapısı bile yok. Bu kapıya gerek yok ki. Ward'um var dışarıda. <laughs> Nasıl yani? Sadece o vordan mı güveniyorsun buraya kapı koymamakla? Niye sen vordan korkmuyor musun? Yani görsem korkarım tabii ki ama buraya en azından şöyle bir kapatsaydım bak. E nefes alamayacak orada adam Allah Allah. Alır alır bak. Çatılar açık bu hem bu parmaklıkların arasından havada girer. Ama bence böyle açık yapmasaydın keşke. Of bu hiçbir şey bilmiyon Sen bilmiyorsun nasıl Ronnie ağlayıp durma. Sen benim hapishanemi görünce ağzın açık kalacak. Aa kabımı niye kırdın <laughs> al, al, hadi bakayım. <laughs> İyi ben de buradan çıkarım. Aa Ronnie ben şimdi fark ettim. Sen duvarları topraktan yapmışsın. Ee, evet ne olmuş? Nasıl olmuş? Şapşal mısın? Arkadan toprak kazıp çıkabilir ki. Ha. <laughs> He, tamam, tabii. Şey, şey, şey onu düşünmedim. Nasıl düşünmedin şaşkın baksana buraya kırsa buraya gelse sonra buradan toplu topraklarla şöyle şöyle kendine yol yapsa sonra bir örümcek ağına da kırsa buradan kaçar bence. Hayır kocaman öyle düşün suçlular öyle zeki değil bir kere. Nasıl zeki değil asıl... Yani of neyse onu ya. Bak benim de IQ seviyemi düşürüyorsun. <laughs> en azından şu wardenları arkaya falan da koysaydın Bir tane ne yapacak? Al bir tane, iki tane, üç tane, on tane, elli tane warden koydum. Eee Ronin'cim bunları benim söylemeden senin yapman lazımdı. Bunları önceden düşünecektin. E zaten öyle yaptım, zaten öyle yaptım. Hayır Ronin'cim ben bunları kırıyorum. Bunları oylarken bunları saymayacağım bir kere. Of ya. Tamam kaç puan veriyorsun evime? Yani ev değil aslında bir kere hapishane ama ben buna on üzerinden. <laughs> Valla altı veririm Ronin'cim çok da kötü olmamış bak. Tamam teşekkür ederim. <laughs> bir şey değil Öncüm. Şuradaki tac için 6 puanı hak ediyor. Oley. Sen bir de benimkine bak bakalım. Bu arada konumuzu hatırlıyorsun değil mi? Güvenli hapishane. Güvenli. E bu da güvenli. Yok Öncüm en azından duvarları böyle sağlam bir şeyden yapsaydın Bak benimkine. Bak. <laughs> Bu ne? Bu ne budi? <laughs> bu, bu ne? Ne kadar güzel. Obsidyenden yaptım onu. Kimse kıramaz duvarları. Bak burada alarmlar var, radarlar bu ne? var. Oha! Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Aa alarm var. Minecraft'ta böyle şeyler yoktu ki. Kamera var burada. Yeneklendi Roncum. Sen birazcık eski kafalı olduğun için hiç güncellemeleri takip etmiyorsun. Nasıl yeneklendi ya? Neyse of tamam içeriye aa. Yani evet bu odayı çok dolduramadım ama burası mahkumların kaldığı bir yer değil. Burası müdürün odası gardiyanlar kalıyor falan. Oha ne kadar da güzel. Tamam buradan geçelim. Tamam. Aa köylüler var burada. Bunlar ne lazer mi? <laughs> evet onlar lazer ve bunlar da gardiyan. Bak sürekli böyle mahkumlara bakıp inceliyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar mı falan diye. Ne kadar güzel yapmışsın Pudi. Oha bu parmaklıklar daha güzel. Evet bak o parmaklıkları kırsalar bile lazerden geçemezler. Bak buraya yakalanan hiç kimse buradan kaçamaz. Evet lazere dokunmayayım değil mi? Yakar beni yakar. Yani istiyorsan dene ama yani ölebilirsin. Hayır dokunmayacağım dokunmayacağım dokunmayacağım. Peki bu ne? Burada niye su var? Eee yani dene ve gör. Deneyim ve göreyim mi? İyi de su var burada. E su işte bak bildiğin atla yüz bakalım sıcak zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Çok sıcak. Aa bu ne? <laughs> Ronicim orası aslında bir lav havuzu. Yani asitten özel bir element sayesinde yaptık. Su gibi gözüken bir lav. Na nasıl ya? Nasıl nasıl? Bu su ama. Hayır sadece su gibi gözüküyor şapşal. Aha, gözlerim bozuldu anneciğim. Gözlerim bozuldu. Fudi hapishanen çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim Ronicim. Hatta kameralar çalışıyor biliyor musunuz? Hatta kameralarımız çalışıyor Ronicim. Al bak beni izleyebiliriz. Bakayım kamera. Aa oha! Seni izleyebiliyorum Pudi. Evet beni görüyor musun? Kamera merhaba merhaba. El sallı el salla. El sallıyorum bak görüyor musun? Görüyorum. Oha Pudi bu harika bir şey. Evet bu kameralar sayesinde kaçanları görebiliyoruz. Ayrıca kaçmaya çalışan olursa bak burada alarm var. Oradan ondan sonra burada radarlar var ve bu çitler elektriktir o ne? <laughs> Elektrikleme anneciğim. Ha, ah, ah, ha, elektrik çarp. Elektrik ah. çarp. Aa ah, ne oldu patladı buralar. <laughs> gördün mü kaçmaya çalışan biri olduğunu tespit etti ama sen aslında suçlu değilsin yani. Anneciğim anneciğim burada çok kötü şeyler oluyor bu değil. Evet bak az önceki mayın patladı gördün mü? Bir daha mayın koyma sana sana mayın koyma ölürdüm yoksa. Niye koymayayım Röncüm kaçmaya çalışanlar cezasını çeker. Of tamam ya pudi. ben bu bir saniye 10 üzerinden 9 veriyorum. <laughs> Oley teşekkür ederim Röncüm ama gerçekten sağlam yani buradan kimseler kaçamaz. Seninkinden bir biraz uğraşsalar kaçabilirler. Hayır benimkinden de kaçamaz. Benimkinden de kaçamaz. İyi öyle olsun hocam. Seninkinden de kaçamaz. Benimkinden de kaçamaz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekranda çıkan videoları tıklayın tıklayın ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.